Ölümlerin yaşandığı il ve ilçelere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Biz bu yürüyüşümüze barış yürüyüşü dedik. Parti olarak, parti genel merkezi olarak ülkemizde Kürt sorunu başta olmak üzere bütün demokratik sorunların, demokrasi eksikliğinden kaynaklı bütün sorunların diyalogla, siyaset yoluyla, barışçıl yollarla çözülmesi için canla başla görev yapan ve bunun için aktif olarak siyaset yürüten bir partinin yetkilileriyiz. Bugün şurada şu dakikada açıklama yaptığımız saatlerde hemen arkamızda Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Çatışma seslerini şu anda duyuyoruz. Helikopter seslerini duyuyoruz. Burası Diyarbakır kent merkezi. Değerli kardeşlerim, şimdi bütün bu olağanüstü durumların, bütün bu olağanüstü gelişmelerin yaşanmasına, yaşatılmasına hiç gerek olmadan, bütün bu işlere hiç girmeden, girişilmeden de sorunları çözme yöntemi hali hazırda yanı başımızda dururken, güvenlik konseptiyle, güvenlikçi bakış açısıyla bir kez daha 90'ları aratacak günlere dönülmüş olması Türkiye açısından çok büyük bir talihsizliktir. Eğer ki batılıyım. Eğer ki bizler sizindir. Eğer ki bizler kararı her zaman sizin hep birlikte olacağız. Bu yurdun tek insanı, tek vatandaşı, tek vatandaşı. Ben batılıyım, Ankaralıyım, oyum sizindir. Hep size verdim. Bir saniye yok. Kimse beni, herkes susturdu, bu sefer susturamayacak. İşte benim başkanım. İşte benim başkanım. Sinan şunu sorayım. Budur. Sadece budur. Kardeş kardeşim savaşıyorsa, durdurmaya çalışıyorsa basılırlar. Kimliksiz beni olmuyor, olmasın. Ben doğuya öyle özgürce girdim ki doğu budur. Benim başkanım buradadır. Eğer ki konuşarak, diyalogla, eğer ki konuşarak sorunları çözme imkanımız olmazsa, olmasaydı ya da bütün bu imkanlar sıfırlanmış olsaydı şu güvenlik politikasına bir anlam biçebilirdik. Ama bugün halkın büyük bir barış özlemi, barış iradesi var. Halk müzakere, diyalog sürecini destekliyor. Mutlaka ne olursa olsun masaya dönülmesi, barış masasına dönülmesi konusunda insanlarımızda büyük bir istek, büyük bir özlem, ısrar vardır. Bizler bu çağrımızı tek taraflı da yapmadık, yapmıyoruz. Silahlar sussun, eller tetikten çekilsin, karşılıklı derhal ateşkes pozisyonuna geçilsin derken de kişisel düşüncelerimizi, isteklerimizi dile getirmiyoruz. Türkiye'nin batısından doğusuna, Kürt halkının neredeyse tamamına yakını, Türkiye toplumunun tamamına yakınının duygusunu ve ısrarını dile getiriyoruz. Bunun mutlaka, bu çağrının ciddiyetle değerlendirilmesini bekliyoruz. Yaptığımız çağrılar sıradan, gelişi güzel, laf olsun, torba dolsun diye yapılan çağrılar değildir. Herkesin, bütün tarafların çağrılarımızı olgunlaşmış halk düşüncesi olarak dikkate alması, ele alması, değerlendirmesi gerekir. Ankara'nın da Kandil'in de halkın bu beklentisiyle ilgili somut, net bir proje, bir gelecek, bir cevap, bir beklenti karşılayacak tutum ortaya koymasını bekliyoruz. Bizim yaptığımız çağrılara karşı verilen yanıtlar var. İşte operasyon sonuna kadar sürecek, bizler son terörist kalıncaya kadar efendim operasyonlardan vazgeçmeyeceğiz diyenler var. Öbür tarafta işte müzakereye hazırız, ateşkes karşılıklı olursa hazırız diyenler var. Her iki tarafta, yani bu işin artık silahsız çözülemeyeceğine dair inananlar da var. Ama ben, arkadaşlarım, partimiz ve partimize gönül vermiş, oy vermiş, destek vermiş milyonlar, 2015 yılında bu coğrafyada demokratik siyaset
çok güçlü bir irade sahibiyken, halkın muazzam bir desteği varken, demokratik siyasetin cesareti, özgüveni, gücü varken, AKP'ye karşı, AKP'nin güvenlikçi politikalarına karşı direnemeyecek durumda değiliz. Demokratik siyaset açısından kendimizi çaresiz hissetmiyoruz. Bu nedenle devletin politikaları, AKP'nin politikaları ne kadar yanlış olursa olsun, dayatmacı, baskıcı olursa olsun, bunların hepsine tanıklık ediyoruz. Bizler de baskıyı yaşayan insanlarız. Halkımızın tümü bu baskıları görüyor, tutuklamaları görüyor. Şu sokağa çıkma yasağı ilan edilen Sur ilçemizin belediye başkanları tutuklu şu anda. Sadece halkının iradesini temsil etme konusunda dik durdukları için cezaevindeler. Bu baskıların farkında, bu baskıların görünür hale gelmesinde elbette ki bütün bu mücadelenin etkisi vardır. Halkımızın direnişinin etkisi var. AKP